28. Bir mesele fırkaların alemin kökeni hakkındaki farklı görüşleri. Yüce ve övgüye layık olan Allah'ı överek söze başlarız. Yol göstererek bizi desteklediği için ona şükrederek ve onu ululayarak ona yöneliriz. Arzuladığımız şeye ulaşmada bize yardım ve destek olması için ona yöneliriz. Çünkü o her şeye şahittir. ondan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem seçkin kullarından birine yaptığı en üstün salat ile salat etmesini onu arzusuna nail kılmasını ve bizi de ona katmasını isteriz çünkü o zengindir, cömerttir. Bu bu şekildeki e, övgü cümleleri her tarafta yok. Büyük ihtimalle sıfırdan başlayan yerlerde bu tür ifadeler var. Peki Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. İmdi Alemin hadisliğinin ve onu bir başkasının çekip çevirdiğinin belirtileri ve delilleri ortaya çıktıktan sonra insanların alem konusunda ihtilaf etmelerinin sebepler üzerinde derinlemesine düşündüm. Alemin hadisliğinin ve onu bir başkasının çekip çevirdiğinin belirtileri ve delilleri ortaya çıktıktan sonra İnsanların alem konusunda ihtilaf etmelerinin sebepleri üzerinde derinlemesine düşündüm. Alemin hadisliği ve bir başkasının yönetimi altında olduğu açıktır dedik. Çünkü alemin her cevheri ve her unsuru kendi cevheriyle kendisinin yönetildiğine ve yaratıldığına, kendisinin hallerini bilen bir bilgiliye ve kendisinin ihtiyaçlarına hükmeden bir zengine çelişip dağılmamak için her şeyi yerli yerine koyan bir hikmetliye muhtaç ve eli mahkum olduğuna şahitlik etmektedir. Alemin her cevheri ve her unsuru, her cevher bazı yerlerde cisim anlamında kullanılıyor. Burada da o anlamda alemdeki her ayrı yaratılan şey, bitki, hayvan, insan, varlık ve bunlardan her unsuru kendi cevheriyle kendisinin yönetildiğine ve yaratıldığına, kendisinin hallerini bilen bir bilgiliğe ve kendisinin ihtiyaçlarına hükmeden bir zengine çelişip dağılmamak için her şeyi yerli yerine koyan bir hikmet diye muhtaç ve eli mahkum olduğuna şahitlik etmektedir. Şimdi burada italik yapalım. Bilgili, zengin, gani anlam muhtaç olmayan, ihtiyaçlarına hükmeden, kendisinin ihtiyaçlarına hükmeden, zengine, zengin yerine başka ne diyebiliriz? Gani Arapçası kendisinin ihtiyaçlarına hükmeden muhtaç olmayan birine diyebiliriz. Çelişip dağılmamak için her şeyi yerli yere koyan bir hikmetliye. Muhtaç ve el mahkum olduğuna şahitlik etmektedir. Bilgili, hikmetli, kendisi muhtaç olmayan birine şahitlik etmektedir. Alem aynı zamanda pek çok yöneticiye bağlı olmadığına da şahitlik eder yani tevhide alem aynı zamanda pek çok yöneticiye bağlı olmadığına da şahitlik eder. Zira bu takdirde pek çok yöneticiye bağlı olması durumunda bu takdirde alemin yönetimi konusunda yöneticiler arasında ihtilaf doğar. Hepsi kendi egemenliğini göstermek, iktidarının başkalarına galip gelmesini ve kendisiyle savaşanı ezmek ister. Bu da kaos ve yıkım getirir. Bundan çıkışın yolu içlerinden birinin diğerlerinden daha güçlü olması ve hepsini kendisine boyun eğdirmesi. Böylece hepsinin ona boyun eğmesidir. Evet buraya geçmeden şurasını işaretleyelim. Alemin her cevheri her unsuru kendi cevheriyle kendisinin yönetildiğine ve yaratıldığına, kendisinin hallerini bilen bir bilgiliye ve kendisinin ihtiyaçlarına hükmeden muhtaç olmayan birine çelişip dağılmamak için her şeyi yerli yerine koyan bir hikmetliğe muhtaç olduğuna şahitlik etmektedir. Eğer bir de fazla yönetici olsa kaos ve yıkım ortaya çıkardı. Bundan çıkışın yolu işlerinden birinin diğerlerinden daha güçlü olması ve hepsini kendisine boyun eğdirmesi. Böylece hepsinin ona boyun eğmesidir. Şu anlamda ki alemin bütün cevherleri kendisi dışından birinin iradesine göre ortaya çıkar. Alemdeki bütün varlıklar kendisi dışından birinin iradesine göre ortaya çıkar ve alem üzerinde onun hükmü geçer. O idarecinin alem üzerinde hükmü geçer. Bu da alemin ayakta kalması, tamamlanması ve yokluktan varlığa çıkması için gerekli olan alemin bilgili ve hikmetli yöneticisinin delilidir. Çünkü alemin ilk var oluşunda eşyayı nasıl yaratacağını bilen birine muhtaç, birine ihtiyaç duyduğu ihtiyaç, alemin olduğu hal üzere devam etmesi ve ayakta kalmasında duyduğu ihtiyaçtan aşağı değildir. Alemin ilk var oluşunda eşyayı nasıl yaratacağını bilen birine duyduğu ihtiyaç, alemin olduğu hal üzere devam etmesi ve ayakta kalmasında duyduğu ihtiyaçtan daha aşağı değildir. Bilakis ikinci ihtiyaç daha açıktır ve onda başkasına olan ihtiyaç daha büyüktür. Çünkü alem kendi kendini yönetmekten daha acizdir. Yönetiminin kendi kendine olmasının imkansızlığının sebepleri daha büyüktür. Ayrıca her şeyde alemin yokluktan sonra var olduğunun delilleri daha açıktır. Her şeyde, her varlıkta yokluktan sonra var olduğunun delilleri daha açıktır. Çünkü akıl ve görüş sahibi herkes kendisinin başlangıcını ya da küçüklükten itibaren geçirdiği halleri ve evreleri hatırlayabilir. Akıl sahibi herkes kendisinin başlangıcını ya da küçüklükten itibaren geçirdiği halleri ve evreleri hatırlayabilir. Bu haller bütününe bir başlangıç belirlenmezse kişinin varlığı ortadan kalkar. Sonra kişinin yok olmaya varan dayanıksızlığı ve zayıflığı onu yokluktan sonra var olduğunu bilmeye mecbur eden unsurlardır. Kişinin yok olmaya varan dayanaksızlığı ve zayıflığı, onu yokluktan sonra var olduğunu bilmeye mecbur eden unsurlardır. Yönetebilme kabiliyetine sahip ve halleri bilenin durumu bu ise, yani akıl ve irade sahibi insanın halleri, kendi durumunu bilen insanın durumu böyle ise, Dirilerin yönetimler altında kendilerinden faydalandığı ve bunun farkında olmayan cansız varlıklar yokluktan sonra var olmaya daha layıktır. İnsan kendi kendinin yönetimine sahip değilse cansız varlıklar yokluktan sonra var olmaya daha layıktır. Sonra ölülerin canlılara fayda sağlayacak yapıda olması Onları yönetenin dirileri yönetenle aynı olduğuna delalet eder. Çünkü ölüleri diriler için faydalı ve elverişli kılmıştır. Yani cansız varlıkları diri hayat sahipleri için faydalı ve elverişli kılmıştır. İlerlemeden tevhidle ilgili bir yer vardı. Oraya işaretleyelim. Şurası alem bir yöneticisinin olduğuna şahitlik eder. O yöneticinin e, bilgili... Hikmetli ve kimseye muhtaç olmadığına işaret eder. Bir de alem aynı zamanda pek çok yöneticiye bağlı olmadığına, yöneticisinin bir olduğuna da şahitlik eder. Alemin hadis olduğuna dair şüpheler olan kimselerin bu şüphelerini giderecek delilleri ortaya koyduktan sonra dahi insanlara şüphenin üç sebeple iliştiğini gördüm. Ya yani bu da bir tespit. Burada dikkat ederseniz kendisi üzerinden anlatıyor yukarıda derinlemesine düşündüm geçti. Niye farklı farklı itiraflar var alemin varlığı konusunda düşündüm dedi. Burada da insanlara üç sebeple şüphenin iliştiğini gördüm dedi. Yine kendisi üzerinden anlatıyor. Alemin hadis olduğuna dair şüpheler olan kimselerin bu şüphelerini giderecek delilleri ortaya koyduktan sonra dahi şüpheleri verecek delilleri gördükten sonra dahi insanlarda şüphelerin üç sebeple devam ettiğini gördüm. Bir, insanın yakınlık ve eğilim duyduğu kimseleri taklit etme, böylece deliller üzerinde düşünmeyi terk etme, nefsin dilek ve beklentisine yönelme faktörüdür. Birincisi psikolojik faktör. İnsanlar yakınlık duyduğu, eğilim duyduğu kimseleri taklit etme eğilim içindedirler. Taklit etme yakınlık eğilim sebebiyle de deliller üzerine düşünmeyi terk ederler. E, nefsin dilek ve beklentileri de zaten böyledir. Nefs de düşünmeyi, e, araştırmayı, mücadele etmeyi istemez. Yakınlık duyduğu kişilere taklit ederek, eğilim duyduğu kişilere taklit ederek onlara uyarlar. Kişinin... Böylesi kimseleri taklit etmesinin sebebi ise onlara güvenmesi, arkadaşlıklarını arzulaması, onlar aracılığıyla nefsin arzularına ulaşmaya umması veya onların görüşlerinin kendisini bir an önce erginliğe ve olgunluğa ulaştıracağını sanması veya onların kendisini nimetlendirmesine ve buna benzer mutluluk sebeplerine yönelik beklenti içinde olmasıdır. Böylece taklit kişiyi nefsin doyumsuzluğuna ve kötü adetlerine sığınmaya götürür. Demek ki e, alemin hadis olduğuna dair şüpheleri ortadan kaldıracak deliller ortaya çıktıktan sonra bile üç sebeple şüphe devam eder. Bir, psikolojik sebep kişinin yakınlarındaki kişileri taklit etme eğilimi. İki, kişinin alemin duyularla algılanan kısmına bakması ve maddelerle ve besinlerle bir halden bir hale evrildiğini ve dönüştüğünü birbirinden türediğini görmesi böylece eşyanın yoktan var olmasının ve bir asıldan olmadan türemesinin imkansız olduğunu sanmasıdır. İkincisi de gözleme dayanan bir yanılgı. Alemin duyularla algılanan kısmına bakması, gözlem yaptığı kısmına bakması Maddelerle ve besinlerle bir halden bir hale evrildiğini, dönüştüğünü görmesi, topraktan buğday, işte ağaçtan meyveye dönüştüğü şeklindeki bu dönüşümleri görmesi, birbirinden türediğini görmesi, topraktan sebze meyvenin olduğunu görmesi gibi böylece eşyanın yoktan var olmasının ve bir asıl olmadan türemesinin imkansız olduğunu sanmasıdır. Evet, bu da bir yanılgı alemin duyularla algılanan kısmına bakıp, bir maddenin diğer maddeye dönüştüğünü görmesi, bundan sonra da alemin tamamında yoktan var olmanın değil de, bir halden bir hale dönüştüğünün, dönüşmenin olduğunu zannetmesi, sanmasıdır. Onlar böyle düşünür. Çünkü yoktan var olmaya şahit olmamıştır. Ya bir açıdan kendince haklı, duyularla algılanan kısmına bakıp dönüşümü gördüğü için bu kanaata sahip gene kendince haklı çünkü yoktan yaratılmaya şahit olmamıştır ve onlara göre şahit gaybin delilidir. Gördükleri, görmedikleri geçmişteki veya evrenin derinliklerdekinin de delilidir. Yani gördüğümüz hiçbir bağlamda yoktan var oluş gerçekleşmemişse Görmediğimiz ve göremediğimiz bağlamlarda da imkansızdır. Sonra onlar alemin kökeni konusunda ayrılığa düşmüştür. Yani bir halden bir hale dönüştüğünü düşünmüşler. Yoktan e, yaratılmaya şahit olmadıkları için bir halden bir hale dönüştüğü konusunda kanaat sahibiler. Bundan sonra köken konusunda ihtilaf düşmüşler. Neyden neye dönüştü? konusunda ihtilaf ortaya çıkmış. Onlardan bir kısmı alemin durumunun ezelde böyle olduğunu söylemiş. Hep böyle ezelde böyle olduğunu söylemiş derken alemin durumunun ezeli olarak böyle olduğunu söylemiştir. Hep böyle geldi, böyle gidecek diye düşünmüştür. Ancak böyle diyenler de kendi aralarında görüş ayrılığına düşmüştür. Onlardan kimisi alemi dediğimiz gibi bir yaratma olmaksızın ezeli olarak böyle olduğunu düşün söylemiştir. Tabiatçılık görüşü bu esasa göre açıklanabilir. Yani hep böyle böyle ezelidir diye düşünmüşler. Onlara göre farklılık ve çeşitlilik tabiatların farklılığına dayanır. Yani alem hep böyle. O zaman farklılık nereden meydana geldi? Farklılık tabiatlardan kaynaklanır diye düşünmüşler. Bir grup da şimdi burada ne demişti? Yoktan yaratmayı görmedikleri için alemin kökeni konusunda ihtilafa düşmüşler. İlk grup alem hep böyleydi. Böyle geldi böyle gider. Hep böyle diye düşünmüşler. Farklılık nereden kaynaklanıyor sorusuna da tabiatlardandır diye cevap vermişler. Bir grup, bunu ayıralım. Bir grup da tabiatlara heylo adını vermişler. Zikrettiğim şeyden şeydeki farklılık boyaların durumuna benzer. Şöyle ki boyaların farklı renklerde ortaya çıkması boyanın karışım ve itidel farklılığı sebebiyledir. Buna göre insan cevheri tabiatların dengesinden hayvanların ki ise dengesizliğinden oluşmuştur. Her şey buna göredir. Yani tabiatların karışımına göredir. Tabiat diyenler bu şekilde farklılığı tabiatla açıklayanlar boyaların farklı oranda karıştırılması renkleri değiştirdiği gibi e hayvan ve insanlardaki bu tabiat farklılığı da değişimin kaynağıdır diye düşünmüşler. Bazıları da alemin aslını şu ilk okuduğumuz grup alem hep böyle diye düşündüler. Farklılığı tabiatta aradılar. İkinci grup hep böyle de demek yerine alemin aslını dört tabiat olarak kabul etmeyip her cevherin bir aslının olduğunu Tabiatların ona sonradan eklendiğini söylemişlerdir. Alemin aslını dört tabiat olarak kabul etmeyip her cevherin bir aslının olduğunu, tabiatların ona sonradan eklendiğini söylemiştir. Bazıları da alemin bir yaratıcı sebebiyle böyle olduğunu iddia eder ve yaratıcının bir olduğunu söyler. Onu alemin oluşumunun illeti sayar. Böylece o illetin var olması sebebiyle alemin kadim olması gerektiğini söyler ve yaratıcının varlığını ispatta eşyanın düzenli ve düzgün olmasını delil getirir. Çünkü bu düzen ancak bilgili bir yönetici sayesinde var olur. Zira tabiat ölçüye müracaat etmez. Halbuki eşya ölçüyle düzgün olur. Böylece onlar yaratıcıyı kabul etmişler ama yaratıcı ezelde var olduğu için eşyanın varlığın İlletleri ile eş zamanlı olarak var olması gerektiği temelinde alemin de ezelde var olmasını zorunlu görmüşler. Şimdi buradaki ezeldeler düzeltelim. Onlar yaratıcıyı kabul etmişler. Ama yaratıcı ezeli olduğu için eşyanın burada varlığın illetleriyle eş zamanlı olarak var olması gerektiği için bu gerekçe sebebiyle alemin de ezeli olarak var olmasına zorunu görmüşlerdir. Yani illet malul gerekliliği sebebiyle illet Tanrı ezeli ise onunla beraber alemde de ezelidir diye düşünmüşler. Alem yaratıcısının bağışları ve nimetleri olduğu için o zat ile kadir olduğu için cömertliği ve kereme zatıyla sabit olmuştur. Böylece onun cömertliğinin zorunlu kıldığı ve kudretinin var o ettiği şey de var olması gerekir. Şimdi ne oldu? Birinci kısım alem hep var diye düşündü. Farklılık tabiattan kaynaklanır dedi. Tabiatları da dört tabiat. Dört asla dayandırdı. İkinci görüştekiler e, alemin dört tabiatı kabul etmeyip her cevherin bir aslı olduğunu kabul etti. Bazıları da alemin bir yaratıcısı olduğunu kabul etti ama o yaratıcı ezeli e, illet olarak kabul etti. İllet ezeli olunca malül de ezeli olur. Alem de ezelidir dedi. Alemi Tanrı ezeli olarak kabul etti. Onlardan bazıları da şöyle söyler. Bu alem bir asıldan var olmuştur ve o asıl üzerinde yaratma gerçekleşmiştir. Bunlar da bir aslı kabul etti ama o asıl üzerinde yaratmanın olduğunu belirtti. Ancak bu kimseler ihtilaf etmişler. Zira bir kısmı alemin aslını tinet madde sayar ve yaratıcısının ondan bu alemi yarattığını söyler. Bir grup yaratıcıyı bir tane kabul eder. Diğer bir grup ise yaratıcıyı yıldızlar, güneş, ay sayar. Bunlar sürekli hareket eder ve hareketleri sebebiyle ay üstü alemdeki hareket sebebiyle alem oluşur der. Bunlar gök cisimlerinin hareketine bir başlangıç tayin etmiştir. Çünkü bir başlangıca varmadan bir şeyin diğer bir şey sebebiyle var olması mümkün değildir. Bazıları da tıynette araziler ortaya çıktığını ve böylece alemin oluştuğunu söyler. Buradaki ilk maddede tıyneti kabul etmişti. Ama alemin Tanrı tarafından tıynet üzerine yaratıldığını söylemişti. Bazıları tıyneti kabul etmiş ancak arazlar ortaya çıktığını, arazlar sebebiyle böylece alemin oluştuğunu söylemiştir. Onlar tıynete alemin kendisinden oluşmadan önceki haline heyula der. Tıynete yani alemin kendisinden oluşmadan önceki ilk haline, ilk madde haline heyula der ve onu tevhid ehlinin yaratıcıyı nitelediği gibi niteler. Yani ezeli, yaratılmamış diye niteler. Ancak sonra onu arazları kabul etmesi ve bir halden diğerine değişmesi sebebiyle iptal eder. Buradaki çelişki Eyyula'ya e Tanrı gibi ezeli der. Ancak arazları kabul ettiğini söylemesi sebebiyle bir halden diğerine geçmesini kabul etmiş olur. Böylece Tanrı'nın vasfını iptal etmiş olur. Bazıları alemin aslının iki yani ışık ve karanlık olduğunu, ışıktan her iyilik ve faydalının karanlıktan da bütün kötülük ve zararlarının çıktığını söyler. Bu gruptan bazı kimseler ışık ve karanlığın önceden ayrı iken sonradan birleştiğini söylemiştir. Nitekim bunu daha önce de açıklamıştır. Işık, karanlık, mecusilik, dualistiz. Heyla ve tıynat taraftarlarının görüşüne göre. İyilik ve kötülük ilk başta beraberdir. Sonradan ayrıldılar. Çünkü heyula veya tıynet asıldır. Dolayısıyla kötülük ve iyiliğe asıl oldu. Ayrılma ile her ikisi kendi işini yaptı. Her ne kadar onların genel alemin oluşumunun fiil ile değil tabiatla gerçekleştiğini iddia etse de. Burada ayrım noktası. işte fiille mi gerçekleşti, tabiatla mı gerçekleşti alem? Onlardan çoğu fiil ile değil tabiatla gerçekleştiğini söyler. Oysa İlahi dinlere göre Allah'ın fiiliyle varlık meydana çıkmıştır. Alemin hadisi olduğuna ilişkin insanların zihninde şüphe uyanmasının üçüncü sebebi. Birinci sebep ne demişti? İnsanlar taklit ederler sevdikleri kişiyi. Onlara yani görüşlerini benimserler. Birincisi bu farklılık. İkincisi alemin duyularla algılanan kısmına bakıp... Gördükleri kısımda yoktan yaratılmayı müşahede etmedikleri için görmedikleri kısmında da yoktan yaratma yoktur diye düşünürler. Bir e, akıl yürütme hatası yarım geçine girerler dedi. Sonra bunlar kendi içinde farklılığa sahiptir. Nereden kaynaklanır farklılık? Bir kısmı tabiatçılık görüşü sebebiyle tabiattan kaynaklanır demiştir. Bir kısmı illet-malül ilişkisinde illet-malül ilişkisine atıf yapmış. Oradan çıkmıştı demiştir. Onlardan bir kısmı da e, asıl madde araz kabul eder. Kıynet veya evra diyelim. Araz kabul ettiği için farklılık meydana çıkmıştır der. Alemin hadis olduğuna ilişkin insanların zihninde şüphe uyanmasının üçüncü sebebi anlamları dikkate almamalarıdır. Ne demek anlamları dikkate almamaları? Şöyle derler. Biz alemin fayda ve zarar, iyilik ve kötülük içerdiğini görüyoruz. Sonra örfte iyilik yapan övülür, başkasına fayda sağlayan merhametli ve hikmetlidir. Kötülük yapan ise yerilir ve başkasına zarar veren katı kalpli ve sefil kabul edilir. Bu yüzden hikmetli ve merhametli olan Allah'tan birine kötülük ve zarar gelmesi mümkün değildir. Şahitte onun gibilerin yani hikmetli ve merhametli olanların sefihlik ve katılı yoktur. Oysa şahitte bu karakterde olan kimseler kötülükle fayda elde etmekte ve kendisinden zararı uzaklaştırmaktadır. Buna rağmen katılık ve sefihlik sergilemezler. O halde bir şeyden, o halde hiçbir şeyden faydalanmayan ve kendisine hiçbir şeyin zarar vermediği Allah bunu hiç yapmaz. Nasıl ilerlediler? Genel bir örfe dayandılar. İyi kişi iyilik yapar, kötü kişi kötülük yapar. Tanrı iyidir ama alemde kötülük vardır. Sonucuna doğru gidiyor. O halde hiçbir şeyden faydalanmayan ve kendisine hiçbir şeyin zarar vermediği Allah bunu hiç yapmaz, kötülük yapmaz. Onların görüşüne göre şahitte hikmetli kimse fiiliyle fayda ve zarar elde etmeye çalışan kimsedir. Onlara göre hikmetli kimse fiiliyle fayda veya zarar elde etmeye çalışan kimsedir. Ama bir başkasına sonuçta bir fayda hasıl olmaksızın zarar veren kimse hikmetli değildir. Dolayısıyla onlar şöyle söylemiştir. Bu yani iyilik ve kötülüğün zuhuru şahit alemde birlikte bulunması alemdeki her varlığın kendi iyilik ve kötülük aslına dönebilmesi için alemin kendisinden oluştuğu aslı farklılaşması sebebiyledir. Ya da asıl birdi ve iki cevher içeriyordu. Sonra ayrıldılar. Böylece her birinden diğerinden oluşan oluştu. Ya da asıl kendisinde arazların ortaya çıkmasıyla farklılaştı. Hem yaratıcıya inkar eden hem de yaratıcıyı birden fazla gören dehrilerin görüşü buna döner. Seneviye cevheriyle iyi olana ışık, cevheriyle kötü olana karanlık demiştir. Mecusiler ise iyiliği Allah kötülüğü şeytan olarak isimlendirmiştir. Bu yani iyilik ve kötülüğün zuhuru alemdeki her bir varlığın kendi iyilik ve kötülük aslına dönebilmesi için alemin kendisinden oluştuğu aslın farklılaşması sebebiyledir. Ya da asıl birdi iki cevher içeriyordu sonra ayrıldı İyilik kötülük ayrıldı. Böylece her birinden diğerinden oluşan oluştu ya da Asıl kendisinden araziden ortaya çıkmasına farklılaştı. Hem yaratıcıyı inkar eden hem yaratıcıyı birden fazla gören değeriyle görüşü buna döner. Şuraya kadar tırnağı kapattık. Şimdi bu sonucu görüş nedir? Niye farklılık var? Bunlar da bir örfe dayanmışlar. İyi övülür, kötü yerilir. İyi olan iyilik yapar, kötü yapan, kötülük yapan diye başlayarak alemde kötülük var. Tanrı iyilik yapar. O zaman Allah varken kötülük nasıl var? diye düşünmüşler. Sonra ihtilafa kötülükleri, kötülük tanrısına veya başka şeyleri vererek farklılık ortaya çıkmıştır diye bitirdi. Geriye dönelim. Birinci sebep psikolojik insanın psikolojik yakınlarına eğilim duyması. İkincisi akıl yürütmekteki zan hatası. Yoktan yaratmayı göremiyoruz diye düşünerek. Üçüncüsü de Tanrı iyi. Kötülük nereden çıktı? Tanrı'dan kötülük olmaz. O zaman kaynağı başkasıdır diye gene bir şey hatası. E, akıl yürütme hatası. Seneviyenin eleştirisi. Şuna ne dersiniz? Birinci madde. ikinci madde. Yoktan yaratmaya şahit olmuyoruz. Yoktan yaratmanın bir benzeri var mı? Gördüğümüz dünyada. Bu doğru bir önerme mi? yoktan var olmaya şahit olmuyoruz. Ne dersiniz? Evet dönüşümü görüyoruz biz topraktan bitkiler işte yediklerimizden insanın bedeni değişmesini görüyoruz ama hiç benzer olmayan şeyler de var parmak izi, DNA, retina gibi şeyler onlar benzer olmadan ortaya çıkan şeyler dikkatli bakıldığı zaman bir insanın diğerine benzemediği, özel olduğu anlaşılıyor. Dikkat edilmezse böyle bir hataya düşülebilir. Ama dikkat edilirse her insanın ter kokusunun bile, nefesinin bile, parmak izinin retina, retinasının buna benzer şeylerin kişiye özel olduğu anlaşılıyor. Yani bir benzerinin kopyası olmadığı anlaşılıyor. Evet, bu üç şey dikkate düşünülmediği için insanlar hataya düşüyor. Seneviye'nin eleştirisi. haki Ebu Masur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu fırkalar yukarıda daha önce zikrettiğimiz delilleri dikkatle inceleseler. Evet yani bir şey buraya dönüyor. Dikkat etseler, biraz dikkatli inceleseler, akıllarının değil, rububiyetin hikmetini kuşatıp bilmesi, beşeri hikmetin kavrayamayacağını bilirlerdi. Biraz dikkatle düşünseler, Akıllarının değil, rububiyetin hikmetini çatıp bilmesi, beşeri hikmeti dahi kavrayamayacağını bilirlerdi. Biraz dikkatli düşünseler, ya biz akılla her şeyi çözdük diye bir iddia bulunmazlardı anlamına geliyor. Akıllarla, insanların bile tam davranışlarını çözemiyoruz psikolojilerine. Ee, rububiyetin tasarrufunu tamamen çözdük gibi bir hataya düşmeklerdi. Biraz dikkatli düşünseler, Ayrıca onların ihtiyar, irade konusunda kail oldukları görüş, hikmet ve sefehin hakikatini bilme iddialarına engel teşkil eder. Onların irade, ihtiyar konusunda kail oldukları görüş, hikmet ve sefehin hakikatini bilme iddialarına engel teşkil eder. Ya yani bura önemli. Yukarıda bir hikmet sefeh tanımı yapmışlardı. şurada geçen tanım. Örfte iyilik yapan övülür, başkasına fayda sağlayan merhametli ve hikmetlidir. Fayda sağlayan hikmetli, merhametlidir diye tanım yapmışlardı. Hikmeti sadece faydaya bağlamak hata. Buna benzer hatalı tanımlar var. Onlar ihtiyar ve irade konusunda kail oldukları görüş, hikmet ve sefihin hakikatini bilme iddialarına engel teşkil eder. Çünkü Onların öğretisine göre kötülüğün cevheriyle sadece kötülük, iyiliğin cevheriyle de sadece iyilik görebilirler. Onların bakış açısına göre kötülüğün cevheriyle sadece kötülük, iyiliğin cevheriyle sadece iyilik görebilirler. Sonra onlara sefihlik ve hik veya hikmet olarak isimlendirdikleri şey kötülüğün fiili midir yoksa iyiliğin fiili midir bilinmemektedir. Onlara göre her insan iki şeyin yani ışık ve karanlığın karışımıdır. Her biriyle diğeriyle gördüğünün aksini görür. Muhtemelen hikmeti sefihlik sef i̇şte Bundan dolayı insan karıştırıyor demişti. Hikmet ve sefihin hakikatini tam olarak kavramadıkları için hata ederler. Muhtemelen hikmeti sefihlik, sefihliği de hikmet olarak görür. Sonra kişinin gördüğü şeyin iyi olura dair sözüne de güvenilemez. Çünkü karanlık cevherinden bakıldığında söylediği bütünüyle yalandır, yanlıştır. Işık cevherinden bakıldığı zaman doğrudur. Dolayısıyla iki cevherden hangisiyle konuştuğu bilinmemektedir. Işık ve karanlıktan birinin zarar üzerinde, diğerinin fayda üzerinde kudret ve nüfusu yoktur. Dolayısıyla Ümit ve korkunun gerekçesi ortadan kalkmış. Sonuçta hikmet ve sefihliği bilmenin faydası kalmamıştır. Onların anlayışına göre ışık ve karanlık birbirine tasarruf etmediği için ışığın kötülük üzerinde, karanlığın da iyilik üzerinde hiçbir nüfusu yoktur. Ümit ve korkunun gerekçesi ortadan kalkmış. Sonuçta hikmet ve sefihliği bilmenin faydası kalmamıştır. Sonra ışık ve karanlık çevrelerinden her biri tabiatla amelde bulunuyorsa, Bunların ışığın iyilik, karanlık, kötülük tabiatı var. Bunlar kendi tabiatıyla amelde bulunuyorsa bu durumda hikmet ve sefihliğe ilişkin bilginin tabiatla gerçekleşmesi imkansızdır. Oysa hikmet her şeyi yerli yerine koymak, sefihli ise her şeyi yerli yerinin dışına koymaktır. Bu tanımı işaretleyelim. Yukarıda geçen tanımlar nasıldı? hikmet şurada fiiliyle fayda ve zarar elde etmeye çalışan hikmetli diye faydaya göre hikmeti tanımlamışlardı. Hikmet her şeyi yerli yerine koymak, sefihlik ise hikmetsizlik ise tam zıttı. Her şeyi yerli yerinin dışına koymaktır. Bunu hatırlarsanız adalet kelimesiyle değiştirebiliriz demiştik. Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Zulüm her şeyi yerli yerinin dışına koymaktır. Tabiatlı şeyin hikmetle nitelenmesi imkansızdır. Şimdi tabiatıyla hareket eden bir şeye hikmetli demek imkansızdır. Çünkü tabiatıyla hareket eder. Çünkü hikmet yani bir şeyi yerli yerine koyma fiili bir ihtiyar seçimle gerçekleşir. Hikmet varsa o bir ile hikmet gerçekleşir. Halbuki onlara göre ışık sefihliği ne olduğunu bilmez. Dolayısıyla ondan kaçınamaz. Karanlık da hikmetin ne olduğunu bilmez ve ona uygun davranamaz. Bir şeyin mahiyetini ve nereye konumlandırılacağını bilmemek kötülüktür. Bu durumda onlara göre ışık cevheriyle bilgi ve bilgisizlik sonra kudret ve arziyet birleşmektedir. Işıkta arziyet de vardır çünkü kendisinden sefihliği uzaklaştıramaz. Ve karanlığın kendisine zarar vermesine engel olamaz. Böylece onlara göre iyilik cevheri kötülükle karışmıştır. Kötülük cevherinde ise iyilik yoktur. Dolayısıyla onların öğretisine göre kötülük iyiliğe üstün gelmiştir. Kendisi iyilik olan ışık kötülüğü ve sefilliği tanımamıştır. Bu durumda iyilik cevherinde doğan şey yani insan kendisine kötülük üstün geldikten sonra iyiliği ve kötülüğü nasıl bilsin? Evet, onlar tabiatıyla ışık, iyilik, e, karanlık, kötülük yolundadır dediler. Ama burada nasıl itiraz etti? Hikmetli olabilmesi için bir şey yerli yerine koyması gerekir. Hikmetli davranabilmek için irade gerekir. Oysa onlar tabiatıyla hareket ediyor kendilerine göre. Tabiatıyla hareket ettikleri halde karışmak gerçekleşmiştir. İyilik, kötülük birbirine karışmıştır. Tabiatlarının dışında bir şey gerçekleşmiştir. Bu nasıl olmuştur? Her tabiatlı varlık boyun eğdirilmiştir. Ya bu önemli, temel bir ilke. Bir şeyin bir tabiatı varsa ona bu tabiat verilmiştir. Bunun dışına çıkamaz. Ne demek? Örneğin suyun belli bir derecede donması gibi. O dereceye düştüğü an tabiatı gereği donar. Bu engellenemez. Veya insan belli bir derecede ölür, donar, nefes alamaz gibi belli tabiat kuralları var. Bunlar belirlenmiş de, boyun eğdirilmiştir. Boyunduruk altındadır. Çünkü tabiatın gerektirdiğini engellemeye ve onun aksini gerektirmeye gücü yetmez. Evet, tabiat varsa mutlaka tabiat belirlenmiştir. Belirleyen biri vardır. Tabiatlı olan şey bunun dışına çıkamaz. Çünkü boyunduruk altındadır. tabiatın gerektirdiğini engellemeye, onun aksini gerektirmeye gücü yetmez. Bu da birinin tabiatla kötü, diğerini yani tabiatla iyi kılan bir boyun eğdiricinin varlığını zorunlu kılar. Eğer öyleyse, yani iyi tabiatı gereği iyi, kötü tabiatı gereği kötü ise gene bir zorunlu olarak bir boyun eğdiricinin varlığı gerekir. Bu boyun eğdirici de iki ilkiye indirgense, o ikisinde de bu ikisinden olan olurdu. Yani her birini tabiatla öyle kılan bir başka fail gerekirdi. Bu durum bir şeyin kendisini ısıtan veya soğutan faili sayesinde sıcak ve soğuk olmasına benzer. Bu da bir tanrının olduğunu kabul etmeye götürür. Yani bunlar eğer iyi ve kötü tabiatlara göre ayrıysa bu durumda bir şeyin kendisini ısıtan veya soğutan faili sayesinde sıcak ve soğuk olması gibi bunlara tabiatı veren biri gerekir. Bu da bir tanrının olduğunu kabul etmeye gerektirir. Işık ve karanlığın ikisinin de yaratıcı ve kudretli olduğu söylenirse, yani başka bir yaratıcı yok, ışık var, karanlık var, bunların ikisi yaratıcıdır diye söylenirse, her biri diğerini işinden alıkoyacak yönü ya biliyor ve buraya güç yetirebiliyordur ya da bilmiyor ve güç yetiremiyordur. Bilmez ve güç yetiremezse ışık bilgisizlik ve erziyet birleşir. Bu da dualizm öğretisinin varlık sebebini ortadan kaldırır. Bilir ve güçlü yetirebilir ama engellemezse kendisine kötülük niteliği ilişmiş olur. Sonra ışık karanlığa ya düşmanlık eder ya da düşmanlık etmez. Onunla meşgul olmayı ya sever ya da sevmez. Ona düşmanlık Etmez ve onu severse bu kötülüktür. Çünkü düşmana düşmanlık yapmayı terk etmek ve düşmanı sevmek kötülüktür. Öte yandan düşmana düşmanlık yapar ve boğaz ederse düşmanlık ve boz şahitte bilindiği üzere kötüdür. Senevi şöyle derse bu şahitte afetlerin karışması sebebiyledir. Şöyle deriz benzer bir durum iki türün yani iyilik ve kötülüğün yaratılmasında inkar ettiği bütün hikmetler hakkında geçerlidir. Senevi bu şahitte afetlerin karışması sebebiyle birbirine karışmıştır diye itiraz ederse, şöyle deriz, benzer bir durum iki türün yani iyilik ve kötülüğün yaratılmasında inkar ettiği bütün hikmetler hakkında da geçerlidir. Yani Allah yarattığı dünyadaki alemde de iyi kötü birbirine karışmıştır deriz biz. O zaman e, itiraz edemezsin anlamında. 123. Maturidi bu alıntı ve ona verdiği cevapta sanki şunu kastetmektedir. Senevi iyilik ve kötülüğün karışmasının zati değil, arizi bir durum olduğunu. Yani kendileri ayrı ama dünyanın karıştırdılar arizi bir durum olduğunu ve bu örnek bağlamında şahitte bulunan afetler olduğunu söyler. Maturidi buna cevaben iyi ve kötülüğün iç içe olduğu bütün bağlamlarda aynı bahanenin geçerli olduğunu söyler. Yani Işık karanlık bunlar aslında ayrı karışmaz ama dünyada karıştı demeyi tutarlı görüyorlarsa dünyada bu ikisini Allah karıştırdı birlikte yarattı demekte de makul hale gelir anlamında. Şahit de bilgisizlikten sonra bilginin kötülük yapmaktan sonra iyilik yapmanın günahtan sonra pişmanlığın Anladıktan sonra kötülüğü kabul etmenin ve bir şeyin yanlış olduğuna inandıktan sonra doğru olduğuna inanmanın varlığı kabul edilmelidir. Evet şu dünyada değişim mümkündür. Bilgisizlikten sonra bilgili olmak mümkündür. Kötülükten sonra insan pişman olup iyilik yapabilir. Günahtan pişman duyabilir. Aldan, anladıktan sonra kötülüğü kabul edip yanlışlığı kabul edebilir. Bütün bunlar mümkündür. Çünkü bunlar bu yaşadığımız dünyada bilinen şeylerdir, yaşanan olaylardır. Ancak iki şeyin de yani hem iyiliğin hem de kötülüğün kaynağının ışık olduğunu kabul edersek bilgisizlik, kötülük yapmak, günah, sefil ve başka her türlü kötü şey ışıktan kaynaklanır. Böylece senevinin bu yönden dualist öğreticilik geçersiz olur ya da kötülük yapmanın, sefihliğin ve bilgisizliğin karanlıktan olduğunu, hatayı, itirafın, iyilik yapmanın, pişmanlığın ışıktan olduğunu söyleriz. Ancak bu yalan, tarafkirlik ve kayırmacılık olur. Bütün bunlar yani yalan, tarafkirlik ve kayırmacılık kendisine göre karanlığın fiili iken onları ışığa nispet etmiş olur. Sonra olmayan bir şeyi ikrar etmek yalan ve sefihliktir. İkisi karanlıktan olursa karanlıktan hem iyilik hem de kötülük çıkmış olur. Şimdi bunları niye örnek verdi? Biz şunu biliyoruz. Yaşadığımız dünyada aynı kişi bilgisizdir daha sonra bilgili olabilir. Aynı kişi kötülük yapar daha sonra iyi bir olabilir. Günah işleyip pişmanlık olabilir. Bunlar yaşanan aynı kişide olan şeylerdir. O zaman ne diyeceğiz? Eğer kaynak iyilikse bunların hepsi iyilikten mi kaynaklanıyor diyeceğiz? Işıktan kaynak e, e, karanlıksa bunlar karanlıktan mı kaynaklanıyor diyeceğiz? yine ışık ya dostlarına ilişen kötülük sebebiyle dertlenir ve üzülür ya da üzülmez. Dertlenir ve üzülürse ışığın tamamının haz ve sevinç olduğu iddiası geçerliliğini yitirir. Üzülmezse kötülük ve zarar fiili hakkında onun merhamet değil katılık ve sertlik olduğuna dair sözü geçersiz olur. Çünkü ışık da üzülmediği için ondan da katılık ve sertlik neşet etmiş olur. Bu da dualizmin anlamıdır. Sonra buraya kadar da aynı şey anlatılıyor. Yani madem ışık, karanlık iki farklı tabiat dünyadaki karışma nereden kaynaklanıyor? Sonra Seneviye şöyle söylenir. Işık için durağınlıktan sonra hareket etmek söz konusu mudur değil midir? Yani daha net bir soru. İl kötülük nasıl karıştı? Karışık gelmiş olabilir. Daha net bir soru soruyor. Işık için duraanlıktan sonra hareket etmek hareket söz konusu mudur değil midir? önce bir şey isteyip sonra vazgeçer mi? Vazgeçmez mi? Bir şey sevip daha sonra boz eder mi? Bu konuda birinci fasılda zikrettiğim şeylerin benzerini söyleriz. Yani söylerse o zaman tabiata geri irade kullanıyor demektir. O zaman ışık karanlık diye ayrım yapmak bir anlam olmaz. Anlamsız hale gelir. Senevi onun görüşünü çürütmek için öne sürdüğümüz hallerin farklılığı yani önce iyi sonra kötü gibi ve zıtlığı ile ilgili olarak bunun şahitte böyle olmasının sebebinin karanlıktan gelen afetlerin ışığın cevherine karışması olduğunu böylece ışığın eşyayı gerçek suretinden farklı gördüğünü ve bilginin bu yanlış suret temelinde ardı ardına zor iddia edebilir. Yani bunların tabiatı farklı ama dünyada birbirine karıştığı için farklılık var diye iddia edebilir. Bu takdirde ona şöyle cevap verilmelidir senin böyle söylemenin de hikmet ve rahmet olmamasını bilakis sefihlik ve katılık olmasını imkansız kılan nedir? Senden bu sözün sudur etmesinin sebebi sana karışan ve böylece senin her şeyi kendi cevheri ve sureti ile görmene engel olan karanlık afetleridir. Yani karanlık e, dünyada iyiliğe karıştığı için ortaya çıktı dersen o zaman sen cevap verirken sana da karanlığın karışmadığını nereden bileceğiz? Sonra Yüce Allah zatıyla kadir olup onu hiçbir şey aciz bırakamadı. Zatıyla zengin olup dikkat ederseniz bir arada, e, sinet için falan tabiat geçti. Onlar madde olduğu için tabiat geçti. Burada Allah'la ilgili zat geçiyor. Onlar tabiatları gereği iyi veya kötü diye geçmişti. Burada da zata vurgu yapılıyor. Allah zatıyla kadir. Onu hiçbir şey aciz bırakamaz. Zatıyla zengindir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Zatıyla bilgili yani hiçbir şeyi bilmemesi düşünülemez. Zatıyla hakim yani fiilinde hata etmesi imkansızdır. Onun yaratmasında duyu algısını çelişkiye düşürecek ve alemin yönetimini sıkıntıya sokacak bir farklılık olabileceği düşüncesi geçersiz hale gelir. Zatıyla kadir yani hiçbir şeye muhtaç. Aciziyet içinde değil. Zatıyla gani yani hiçbir şeye muhtaç değil. Zatıyla bilgili hiçbir şey ona gizli kalmaz. Zatıyla hakim hata etmesi imkansız. Onun yaratmasında duyu algısını çelişkiye düşürecek ve alemin yönetimini sıkıntıya sokacak bir farklılık olabileceği düşüncesi geçersiz hale gelir. Şurası işte sünnetullah dediğimiz kısım. Onun yaratmasında yani yeryüzünde, evrende duyu algısını çelişkiye düşürecek. Kaos ortaya çıkartacak. Alemin yönetimini sıkıntıya sokacak. Bir farklılık olabileceği düşüncesi gerçeksiz hale gelir. Burayı kırmızı yapalım. Bir geriye gelelim. Bir yerde kaos diye işaretlemiştik. İlk okumaya başladığımız zaman. 129. sayfada hocam. ben de nerede? Ee, evet. biraz daha yukarıda herhalde asıl. Evet hocam. Sayfada. Biraz daha yukarıda ilk başladığımız ilk paragrafı hemen. Buldum buldum şurası. <laughs> evet hocam burası. Şimdi burayı bir okuyalım. Alemin yönetimi konusunda yöneticiler arasında ihtilaf doğar. Hepsi kendi egemenliğini göstermek, iktidarının başkasına galip gelmesi, ve kendisiyle taraşları ezmek ister. Bu kaos getirir. Eğer alemin yaratıcısı bir değilse, farklıysa, ışık karanlık gibi veya farklı tanrılar varsa, yöneticiler arasında ihtilaf doğar. Hepsi egemenliğini göstermek ister, iktidarını gerçekleştirmek ister. Dolayısıyla burada kaos ve yıkım ortaya çıkar. Eğer sizin dediğiniz gibi olsa, bundan sonra böyle değil." dedi. Şimdi gene aynı noktaya döndü. Allah kadirdir dedi, alimdir dedi, ganiydir dedi. Sonuçta Allah kadirdir, alimdir, hakimdir. Onun yaratmasında duyu algısını çelişkiye düşürecek, alemin yönetimini sıkıntıya sokacak bir farklılık olabileceği düşüncesi geçerse hale gelir. Bunun bir istisnası var mucizeler. Mucizeler de alemin yönetimini sıkıntıya sokacak bir şekilde gerçekleşmiyor veya duyu algısını çelişkiye düşürecek şekilde gerçekleşmiyor. Peygamberin iddiasından sonra gerçekleştiği için onun e, mucize olduğu anlaşılıyor. Onun dışında biliyoruz yani su kaldırır, hava rüzgar varsa uçurur, e, hava çok derecesi düşükse dondurur. Biliyoruz yani orada bir sıkıntı olmuyor. Onun yaratmasında duyu algısını çelişkiye düşürecek, alemin yönetimini sıkıntıya sokacak bir farklılık olabileceği düşüncesi geçersiz hale gelir. Farklılık. Şu repatör içinde kaos diyelim. Kaos olabileceği düşüncesi geçersiz hale gelir. Buna karşılık aklımızın hikmetini anlayamadığı her şeyde o şeyi yaratan ve varlığa getirenin Allah olduğu sübüt bulduktan sonra Aklımızın ermediği derin bir hikmet olduğunu söylemek gerekir. Burası da güzel bir mükemmel tezvit. Neticesinde bir, yaratmada bir çelişki görmüyoruz. Alemin yönetiminde de bir kaos görmüyoruz. Ama e, her şeydeki hikmeti de tam anlamıyla anlamıyor olabiliriz. Veya an aklımız yetmez anlamıyor olabiliriz. Bunu da bilmemiz gerekir. Hikmetini anla yapamadığı her şeyde o şeyi yaratan ve varlığa getiren Allah olduğu sabit olduktan sonra aklımızın ermediği derin hikmet olduğunu söylememiz gerekir. Senevi şunu bilmez. Duyularımızdan her biri kendi kapsam alanına giren şeyleri algılamak için yapılmıştır. Bu da bir ilke. Maturidin'in çok kullandığı bir ilke. Her bir duyu organının kendi bilgi alanı vardır. Senevi şunu bilmiyor. Duyularımızdan her biri göz, kulak, dokunma gibi her biri kendi kapsam alanına giren bilgi alanındaki şeyleri algılamak için yapılmıştır. Bir duyu bir şeyi algılamaya bir bilir. Bir başka duyu gelip onu algılar. Mesela sesleri kulak algılar normalde böyledir. Ama algılayamadığımız zaman başka şekilde de bir algılama ortaya çıkmış olabilir. Aynı şey akıl içine geçerlidir. Akıl da kendisi için belirlenen sınırı aşamayan sınırlı bir mahluktur. Bak burada çok net matur diye açısından. Akıl da sınırsız değildir. Onun da kendi bilgi alanı vardır. Aklın kendisi için belirlenen sınırı aşamayan bir, bir sınırlı bir durum vardır. Ayrıca akıl güzelliği açık olan şeyleri çirkin ...ve düzgünlüğü açık olan şeyleri bozuk algılayabilen bir varlıktır. Yani şunu da bilmemiz gerekir, akıl tamam bilgiye ulaştıran bir mekanizmadır. Ancak akıl bazen eksik akıl yürütme sebebiyle, başka psikolojik sebeplerle... ...güzeli, çirkin, düzgünü, eğri diye de algılayabilir. Dolayısıyla akla kendisinin algı kapsamına göre hikmet ve seveğin künhünü... ...idrak etmesine engel olan bir şeyler ilişebilir... Bunu da bilmemiz gerekir. Akıl mekanizması iyidir ancak hikmeti seveyin tam anlamıyla anlamasına engel şeyler ilişebilir. Bugünkü girişte okuduğumuz gibi mesela taklit etmesi, sevdiklerine tabi olması veya akıl yürütmeyi yarım yapması gibi. Akıl, güzelliği açık olan şeyleri, çirkin, düzgünlüğü açık olan şeyleri bozuk, algılayabilen, hata yapabilen bir varlıktır. Dolayısıyla akla kendisinin algı kapsamına göre Hikmet ve sefahin künhünü idrak etmesine engel olan bir şeyler ilişebilir. Ayrıca bu önemli bunu kim bilmiyor dedi. Senevi bilmez dedi. Yani bizim Müslümanlar içinde de bazen burada hata yapıp da genelleme yapar olabiliyor. Duyularımızdan her biri kendi kapsam alanına giren şeyleri algılamak için yaratılmıştır. Bir duyu bir şeyi algılamayabilir bir başka duyu gelip onu algılar. Aynı şey akıl içinde geçerlidir. Zira akıl da kendisi için belirlenen sınırı aşamayan sınırlı bir mahluktur. Ayrıca akıl güzelliği açık olan şeyi çirkin, düzgünlüğü açık olan şeyleri bozuk algılayabilen bir varlıktır. Dolayısıyla akla kendisinin algı kapsamına göre hikmet ve sebeğin künhünü idrak etmesine engel olan bir şeyler ilişebilir. Ayrıca şu da var ki kendisine ihtiyacı sevdirilen ve gözünde fakirliği süslü gösterilen ve kendisine çirkin şeyler adet ve alışkanlıkla güzel gösterilen ve zıtları da böyle gösterilen kimsenin hikmet yönünü taklit etmesi mümkün değildir. Burada bir tahlil yaptı. Şu özelliklere sahip kimsenin hikmet yönünü taklit etmesi mümkün değildir. Kendisine ihtiyacı sevdirilen, muhtaç olduğu şeyleri sever, gözünde fakirliği süslü gösterilen, kendisine çirkin şeyler adet ve alışkanlıkla güzel gösterilen, normalde çirkin ama adet veya alışkanlıkla güzel olarak görme psikolojisine, tabiatına sahip olan birine hikmet yönünü takdir etmesi mümkün değildir. Yine burayı da tespit olarak ütelik yapalım. Yani insan mükemmel değildir, insan da hata yapabilir diyor özetle. Yine rububiyet hikmetini idraki ilişkin niteliği böyle olan birinin Maruz kaldığı afetler sebebiyle yoktan fiil yaratmaya güç yetiremez. Çünkü bu kimse organlarla sürekli değişir ve aletler kullanır. Dolayısıyla yaratılmış bir kuvvetle ve verilmiş bir bilgiyle amelde bulunduğunu öğrendikten sonra fiilinin konumu ve yapısı böyle olan birinin acziyet ve bilgisizlikte zatıyla kadir ve bilgili olanına hükmetmesi, bunu onun gibi zatıyla kadir ve bilgili olmamasına rağmen ve bilgisizliğiyle yapması mümkün değildir. Bütün bunları niye söyledi? girişte insan bilgili kudretli olduğu halde kendi yapamıyor, yoktan yaratamıyor. Demek ki yoktan yaratma yoktur diye bir hatalı akıl yürütme yapmışlardı. Ona binaen söylüyor. İnsan hata yapabilen bir varlık. Kendisini ölçü alıp ben yapamıyorsam kimse yapamaz, Tanrı da yapamaz diye bir sonuca gitmesi hatalıdır. Meselenin birinci bölümüyle ilgili olarak Seneviye'ye şöyle söylenmesi gerekir. Karanlık ışıktan ayrılmak suretiyle ışığa eziyet ettiğinde Karanlık ışıktan ayrılmak suretiyle ışığa eziyet ettiğinde ışık karanlıktan güvende olup karanlığı bundan koyabilir mi? Senevi hayır derse ışığın sefih olduğunu kabul etmiş olur. Çünkü böyle bir davranış şahit de sefihin davranışıdır. Yani karanlık kendisine karışmaya başladığı zaman ışık bunu durdurabilir mi? Hayır durduramaz derse o zaman sefih olmuş olur ışık. Çünkü karanlık. Ee, şu alemde kötülüğü kendisinden engellemeyen kişi hikmetsiz iş yapmış olur. Evet derse ışığa kendisine göre cevherinin taşıyamayacağı bir şey yüklemiş olur. Evet kötülüğü karanlık durdurabilir derse o zaman tabiatında olmayan bir şey ona vermiş olur. Dolayısıyla Senevi'nin kendisi de sefihtir. Yani ne dediğini bilmemektedir. Kendisi ışık ayrı karanlık ayrı bunlar birbirine karışmaz falan diyordu. Ama karışıyor gibi durumlar da ortaya çıktı. Demek ki senevilik kendi dediğini bilmemektedir. Tabiatçıların eleştirisi. Şimdi tabiatçılara nereden geçti? Üç sebep saydı. Senevi bir psikolojik sebep söyledi. İki tabiat dedi. Üç seneviler dedi. Senevilerin görüşünü aktardı. Şimdi tabiata geçti. Tabiatta dört asıl tabiat veya her cevherin bir tabiatı vardır diye iki farklı görüş vardı. Tabiatçıların eleştirisine gelince şöyle diyelim. Tabiatlı bir şey, tabi boyunduruk altında mahkûr olup tabiatından uzak duramaz. Bu bir tespit. Tabiatlı demekle ne kastediyoruz? Bir şey tabi ise, tabiatı gereği böyle ise o tabiatı gereği sınırı çizilmiştir. Yani boyunduruk altındadır kendi tabiatının dışına çıkamaz ama tabiatlı olmayan bir varlık onu fiilde bulunmaktan al koyabilir tabiatlı olmayan bir varlık yani irade kullanan bir varlık onu fiilde bulunmaktan al koyabilir şu halde tabiatlı varlığın başka sebebiyle fiilde bulunması mümkün değildir Tabiatlı varlığın başkası sebebiyle fiilde bulunması mümkün değildir. Çünkü başkası sebebiyle fiilde bulunmaktan alıkonabilmektedir. Eğer o kendi başına fiilde bulunuyor olsaydı, kendisi var olduğu müddetçe fiilden alıkonulma ihtimali olmazdı. Fiilde bulunmaktan geri kalmadığına göre oyunduruk altına alan ve bilgili bir varlığın oyunduruğu altında olduğu ortaya çıkmıştır. Tabiatlı ise zaten e, sınır çizilmiştir. Neticede boyunduruk altına alan ve bilgili bir varlığın boyunduruğu altında olduğu tabiatlı ise ortaya çıkmıştır. Tabiatlı bir varlığın tabiatıyla herhangi bir şeyi etkileyebilmesi için o şeyin bu etkiyi kabul edebilecek bir yapıda kılınmış olması gerekir. Gene kılınmış önemli. Tabiatlı sınır çizilmiş diyelim tabiatlı bir varlığın tabiatıyla herhangi bir şeyi etkileyebilmesi için o şeyin bu etkiyi kabul edebilecek bir yapıda kılınmış olması gerekir. Mesela kırmızı gülün kokusu rengi tasarımıyla bir etki gücü var. Ona bu tabiat verilmiş. Tabiatlı bir varlığın tabiatıyla herhangi bir şeyi etkileyebilmesi için o şeyin bu etkiyi kabul edebilecek bir yapıda da kılınmış olması gerekir. Kendi dışındaki etkilediği kişinin de o tabiatta olması gerekir. Mesela Eziyet duymayan bir şeyi ele alalım. Bir başkasına eziyet veren fiil onu incitmez. Eziyet du duymayan bir şeyi ele alalım. Mesela cansız bir tahta düşünelim. Bir başkasının eziyet veren fiili onu incitmez. Tahtaya istediğimiz kadar vuralım, ondan bir acı duygusu ortaya çıkmaz. Elem veya lezzet veren fiiller ve boyalar da aynı konumdadır tabiatlı fiili bir şeyin tabiatını kabul veya reddedecek ve ondan etkilerecek hale getirmesi değildir. Tabiatlı fiili bir şeyin tabiatını kabul veya red ve ondan etkilenecek hale getirmesi değildir. Bununla tabiatlardan başkasının yani Allah'ın var olduğu ispatlanmış olur. Burada benim anladığım bir tabiatlı bir fiil var. Ona tabiat verilmiş. O tabiatıyla karşı taraftaki kişiyi de etkileme imkanı var. Ama kendisinin dışındaki bir kişiyi etkileme imkanı var. Bunu dışarıdan birinin yapması gerekir. Kendi tabiatının dışındaki bir durum. Dolayısıyla tabiatlardan başkası yani Allah'ın var olduğu dışarıdan birine, birinin o ikisine de birine etkileme, birine etkilenme tabiatına vermiş olması gerekir. Tabiatlı bir şey ile ameli yalnız kalacak olsa birleştirmez ve şekillendirmezdi. Yani şöyle diyelim, biz kırmızı gülü gördüğümüz anda etkileniyoruz. Kırmızı gülde etkileme tabiatı varsa bizde de etkileme tabiatı var. İkimize de etki eden birinin varlığı gerekir. Tabiatlı bir şey ile ameli yalnız kalacak olsa birleştirmez ve şekillendirmez. Birleşerek ve şekillenerek oluşmuş şeylerin varlığı bu şeylerin tabiatlar dışında yaratıcısı olduğuna delalet eder. Evet. Bu önemli. Başka yerlerde zıttıklar geçiyor. Farklı varlıklar var. Farklı, farklı cisimler, elementler var. Bunlar bir araya gelerek bir şeyler ortaya çıkartıyorlar. Normalde tabiatları gereği farklılar ama bir araya gelerek bir netice ortaya çıkartıyorlar. İkisinin üzerinde de etkili birine ihtiyaç var. Yoksa tabiatı gereği olsa ikisi farklı farklı durması gerekir. Bu da tabiatlardan başkasının yani kendileri haricinde birinin var ve onlara etki ispatlamış olur. Sonra nesneler kendi kendine boyanacak olsaydı, bozuk ve çirkin bir şekilde ortaya çıkardı. Nesnelerin güzel boyanması ancak her şeyi yerli yerine koyan hikmetli ve bilgili bir fail sayesinde gerçekleşir. Yani gene kırmızı gül örneğine gidersek, her şey kendi kendine boyanıyor, renkleniyor olsaydı, e, o zaman bu kadar mükemmel renk tasarım ortaya çıkmaması gerekirdi. Nesnelerin güzel boyanması ancak her şeyi yerli yerine koyan hikmetli bilgili bir fail sayesinde gerçekleşebilir. Benzer bir hüküm tabiatlar hakkında da geçerlidir. Yani tabiatlar ancak hikmetli ve bilgili bir fail tarafından düzgün şekilde mevcut karışımı haline getirilebilir. Yani varlıklara tabiat bir sona çizilmişse bilgili hikmetli bir fail tarafından o tabiatların o şeylere çizilmiş olması gerekir. Aslında bu hüküm tabiatlarla ilgili olarak doğru ve geçerlidir. Yani biz bir şeyin tabiatından bahsediyorsak ona bu tabiatın çizildiğini, belirlendiğini ama hikmetli fail tarafından yapıldığını kabul etmemiz gerekir. Şimdi niye şu cümleyle girdiği anlaşılıyor. Tabiatlı bir şey boyunduruk altında olup tabiatından uzak duramaz. Boyunduruk altındadır. Yani ona boyunduruk veren, sınır çizen biri vardır diye giriş yaptı. Hep oralara vurgu yapılıyor. E, hikmetli ve bilgili bir fail tarafından e, onlara bu hal verilir. Aslında bu hüküm tabiatlarla ilgili olarak daha doğru ve geçerlidir. Çünkü tabiatlar birbirine zıttır ve birbirinden uzaklaşmak ister e, ya da nesneleri sınırsız şekilde etkiler. Bu da bozulmaya sebep olur normalde tabiat. E, ...zıt tabiatta olan şeyler var ama yan yana bir araya gelerek bir cisim, bir güzellik meydana çıkartıyorlar. Eğer kendi tabiatlarına tabi olsalar da dağılmaları gerekirdi. E, bu da bozulmaya sebep olurdu. Dolayısıyla cevherlerin düzeni ve ayakta durması... ...yani cisimlerin, e, zıt şeylerin bir araya gelmesiyle oluşan cisimlerin düzeni ve ayakta durması... Tabiatları bir araya getiren ve hepsine boyun eğdiren, sınır çizen bir bilgili ve boyun eğdirici faile telalet eder. Bu başlıktaki en sık tekrar edilen kavram boyun eğdirici olmak. Boyun eğdiren, boyun eğdirici, sınır çizen anlamında girişteki boyunduruk altına alan Maturidinin akışı şöyle, bir tabiat var, tabiat yoktur demiyor. Tabiatı kim verdi? Kendi kendine bu tabiatta olmuş olamaz. Etkileyen, etkilenen birlikte hareket edip ortaya bir sonuç çıkartıyor. İkisine bu tabiatı veren kimdir? Kendi kendine olsa kaos olurdu, bozulma olurdu. Onlara bu tabiatı veren kim? Hatta bunlar zıttırlar, zıt oldukları halde cisimde yan yana meydana gelirler. O zaman e, bu bozulmayı engelleyip bir araya getirip ayakta tutan kimdir? Dolayısıyla cevherlerin yani buraya cisimlerin diyelim atom kastedilmiyor burada. Cisimlerin düzeni ayakta durması tabiatlar bir araya getiren hepsine boyun eğdiren bir bilgili ve boyun eğdirici faile delalet eder. Ayrıca kendisinde tabiatların birleştiği her şeyin her bir cisim ama cismin varlığı için zıt tabiatlar bir araya getirilmiş her bir cisim o tabiatları taşıyan ama onlara ait olmayan bir taşıyıcısı vardır. Böylece tabiatların varlığı onun sayesinde sabit olur. Biz cisimlerde bunları bir arada görüyoruz. Dolayısıyla bu tabiatlar cisimlerde görünür. Daha önce bu türe ilişkin ikna edici açıklamalar yapmıştık. Sıcaklığın tabiatı gereği yüksek yükseldiğini, yani ısınan havanın yukarıya doğru yükseldiğini, tabiatı gereği soğunda alçaldığını, soğunda aşağı tabakalara indiğini, ikisinin bir cisimde birleştiğini görebiliriz. Böylece bunun bilgili bir boyun eğilici sebebiyle olduğu sabit olmuştur. Cevherlerin kadim olduğunu söyleyenlere gelince ne demişlerdi? İlk yukarıdaki alem hep böyleydi. Dolayısıyla yoktan yaratma yok zaten göremiyoruz. Böyleydi demişlerdi. Cevherlerin kadim olduğunu söyleyenlere gelince ki cevherlerin hadislerden hali olmadığını gözlemleriz. Biz cevherlerin hadislerden ayrılmadığını gözlemleriz ama buna rağmen cevherler kadimdir, evrendekiler kadimdir diyenler vardır. Bunların görüşüne gelince bu iddiayı şu sebeplerle imkansız görürüz. Bir, Cevherler kadim olsa e, şu kitapta herhalde burası hadis yazılı. Onun kadim hadis yazılı. Evet kadim diye düzeltebilirsiniz. Cevherler kadim olsa hadislerden hali olurdu. Bu da duyu algısının gözlemini yalanlamak demektir. Eğer cevherler hakikaten ezeli olsaydı o cevherlerde cisimlerin içinde hadis olmaması gerekirdi. Yani sınır, renk, araz gibi şeylerin olmaması gerekirdi. Oysa duyu gözlemi yaptığımız anda biz cisimlerde hadisliği görürüz. İki, pek çok cevher belli bir sürede var olur. Ee, bu da gene aynı şekilde cisim anlamında. Yani insanın var olma süresi belli, bitkinin süresi belli, her şeyin, her cismin belli bir süresi, varlık ortaya çıkma süresi vardır. Cevherler de alemin bütün cüzlerindendir. Yani bu cisimler alemin tamamını oluşturan parçalar ve bütünün taşıdığı özellikleri taşır. Her bir cisim e, alemin bütünün taşıdığı özellikleri taşır. Bu yüzden hadis olduklarına hükmetilmelidir. Evet. Buradaki de aynı şekilde atom anlamında değil, cisim anlamında pek çok cevher belli sürede var olur. Pek çok cisim Ağaç, bitki, insan hangisini düşünürsek belli sürede gözlem yaptığımız anda var olduğunu görürüz. E bu cisimlerin birleşmesinden de alem oluşur. Bu küçük parçalar, cisimler alemin genelinin taşıdığı özellikleri taşırlar. Dolayısıyla bu küçük parçalarda hadislik varsa alemin genelinde de hadislik olduğuna hükmedilmelidir. Görünenden görünmeyene akıl yürüterek. Cevherlerin önceden gizlenmiş iken açığa çıktığı ayrı iken birleştiği söylenemez. Gene cisimlerin gizli iken açığa çıktığı ayrı iken birleştiği söylenemez. Çünkü bu iddia duyu algısının aksini ispat etmektedir. Gene dikkat ederseniz burada hep duyu algısına vurgu yapıyor. Niye duyu algısına vurgu yapıyor? Bu iddia sahipleri yani alem kadimdir diye söyleyenler e, duyu algısına bakarak biz yok olduğunu görmüyoruz veya yoktan yaratıldığını görmüyoruz. Dolayısıyla kadimdir diye bir akıl yürütme yapmışlardı ama akıl yürütmeleri hatalıydı. Duyu algısı onları yanaltmıştı. Bundan dolayı duyuya atıf yaparak cevap veriyor. Biz de yani siz nasıl duyu algısına bakıp yaratılanı yoktan yaratılmayı görmedik diyorsanız biz de duyu algısına bakıp cisimlerin hadisler içerdiğini, alemin cisimlerden oluştuğunu, dolayısıyla kadim olmadığını söyleriz. Cevherler önceden gizliydi, sonra açığa çıktı görüşü de doğru değildir. Çünkü bu iddia duyu algısına terstir. Bu iddia duyu algısının dışında olmakla beraber mümkün görülürse yani önce gizliydi sonra açığa çıktı demek gizli olduğunu nereden biliyorsun? Nasıl duyu algısıyla mı algıladın? Bu iddia duyu algısının dışında olmakla beraber mümkün görülürse, kabul edilirse alemin yoktan var olması bir delile mebni olarak varlığı beşerin tasavvurunun dışında dahi olsa mümkün görünür. Burası da güzel. Şimdi cevherler gizliyken açığa çıktı. Bunu mantıklı olarak iddia ediyorlarsa aslında iddia etmemeleri gerekir. Çünkü Gizli kısmını duyu algısıyla göremiyorlar. E, ortaya çıkmış halini görüyorlar. Gizli olduğunu nereden biliyorsunuz? Eğer duyu algısıyla görmediğiniz halde gizli olduğunu kabul edebiliyorsanız, aynı şekilde mevcut varlıkların Allah tarafından yaratıldığını da duyu algısıyla görmediğiniz halde kabul etmeyi mümkün görmeniz gerekir. Gizlenmişlik potansiyellik nazariyesi bir şeyin kendisinin 10 katı büyüklüğündeki bir şeye mekan olmasının imkansızlığı sebebiyle imkansızdır. Buradaki ağacın tohumun içinde aynı fiziksel özellikleriyle olması anlamında imkansız, bilgi içermesi anlamında değil. 3. Cevher ve cevherin niteliği suretlerden ve dolayısıyla suret vericiden hali olamaz. Burada da aynı şekilde atom yerine cisim her bir cisim, bitki, insan, taş, ağaç neyse ve onların bir niteliği var. Bu cisimler suretlerden ve dolayısıyla suret vericiler hali olamaz. Her bir cismin bu sureti var. Çiçeğin sureti var, gülün sureti var, insanın sureti var. Bir fiziksel durum var. Bu durum suret vericide hali olamaz. Nitekim zatını ve niteliğini duyularla algıladığımız diğer nesnelerle ilgili olarak bu durum geçerlidir. Zatını ve niteliğini duyularla algıladığımız diğer nesnelerle ilgili olarak bu durum geçerlidir. Bunlar da kendi başına değil, kendisini varlıkta tutan bir faiz sayesinde varlıkta kalabilir. Bu yüzden kadim olamazlar. Her şey kendisinden hareketle ayrıziyetini bildiği gibi hallerini ve kendisi için neyin elverişli olduğunu bilmediğini bilir. Bu da bütünüyle de böyle olduğunun delili olur. Daha öncelikli geçen başka deliller de vardır. Her şey kendisinden hareketle acziyetini bildiği gibi hallerini ve kendisi için neyin elverişli olduğunu bilmediğini bilir. Bu da bütünün de böyle olduğunun delili olur. Yani her şey kendisinin insan bile aciz olduğunu bilir. Kendisi acizse bütün yani alemdeki her varlığın da kendisi gibi aciz olduğunu bilmesi gerekir. Bu da bütün de böyle olduğunun delili olur. Kendisi insan olarak acizse diğer varlıklar da acizdir, evren de acizdir. Daha önce zikri geçen başka deliller de vardır. Alimin hadis olmasıyla ilgili. Sonra yaratıcının ezeli kudret ve cömertlikle nitelenmesi gerekir. Zira bize göre yaratıcı yaratma ile de ezeli olarak nitelenmelidir ki her şey ezeli olarak nasıl ise öylece var olsun ve bu durum yaratıcı sayesinde var olan her şeyden kıdem olumsuzlanacak şekilde sonsuza kadar devam etsin. Bu ezelde niye değiştiriyorum? Ezel sonsuzluk anlamında D'de bulunmak ki... D bulunmak ki... Arapça bir kavrama eklendiği zaman geçmişte bir noktada olduğu anlamı ortaya çıkıyor. Yani geçmişte olduğu anlamı çıkıyor. Oysa ezeli kastediliyor burada. Her şey e, ezeli olarak Yaratıcının ezeli kudret ve cömertlikle nitelenmesi gerekir. Şimdi buraya niye giriş yaptı? Yukarıda ne demişlerdi? İllet malul gerekliliği vardır. Yaratıcı e, illet yaratan illet yarattığı şey alem ikisi birlikte olması gerekir. İkisi de ezeli olması gerekir. Bu yüzden evren ezelidir diye aktarılmıştı. Bize göre yaratıcı yaratma ile de nitelenmelidir. Yani yaratma fiili ile nitelenmelidir. Yaratıcı yaratır ki her şey ezeli olarak nasıl idi ise öylece var olsun ve bu durum yaratıcı sayesinde var olan her şeyden kıdem olumsuzlanacak şekilde sonsuza kadar devam etsin. Yaratıcı yaratma fiiliyle yaratır ama e, varlıktan kıdem kaldırılması gerekir. Kıdemin var olan her şeyden olumsuzlanması gerekir. Varlıklardan ezilliğin kaldırılması gerekir. Çünkü kıdem bir tür zenginlik ve ihtiyaçsızlıktır. Kıdem muhtaç olmamaktır, hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktır ve onun hakkında yaratılma anlamının imkansızlığıdır. Yani kıdemse yaratılmadan bahsedilemez, yaratılmışsa kıdeminden bahsedilemez. Bir her şeyde yaratılmışlardan olumsuzlanması gerekir. Çünkü kıdem bir tür zenginlik ve ihtiyaçsızlıktır ve onun hakkında yaratılma anlamının imkansızlığıdır. Çünkü kıdem zaten var olmak demektir. Evet şurasının tamamını italik yapalım. Allah kadimdir. Onun dışındakiler hadistir. Yaratılmışsa zaten kıdemden bahsedilemez. Çünkü kıdem var olmak demektir. Ezeldeki var oluşa yaratmaya uygun olarak cevherler, kudret ve cömertlik temelinde ortaya çıkan hadislerden hali olmaz. Ezeli var oluşa yaratmaya uygun olarak cevherler, kudret ve cömertlik temelinde ortaya çıkan hadislerden hali olamaz. Sonra hadisler cevherlerin muhtemel olduğu şeye bağlı olarak başka hadislere döner. Aynısı cevherler hakkında da geçerlidir. Yani cevherler de aynı şekilde başka cevherlere döner. Evet, ee, Allah ezeliği onun dışındakiler yaratılmış. Yaratılmışlar için kıdem bahsedilemez. Çünkü kıdem ee, var olmak demektir. Oysa yaratılanlar varlık sonradan verildiği için kıdemden bahsedilemez. cevherler muhtemel olduğu şeye bağlı olarak hadislere dönerler, hadis içerirler. Aynısı cevherler hakkında da geçerlidir. Bu da cisim anlamında. Yani cevherler de aynı şekilde başka cevherlere dönerler. Yani cisimler başka cisimlere dönüşürler bir şekilde. Dolayısıyla onlar hakkında da kıdemden zaten var olmaktan bahsedilemez. Sadece şuraya bakmak gerekir. Bir sarı yapayım da kalsın bütün alem kadim olsaydı kudret ve fiil niteliği hadiste ondan kaybolurdu. Alem kadim olsaydı kudret ve fiil niteliği hadiste ondan kaybolurdu bütün alem kadim olsaydı. Kudret ve fiil niteliği ondan buradaki o büyük yapılmış Allah'a atfen götürdü büyük ihtimalle. Eğer alem kadim olsaydı o zaman Tanrı'nın kudret ve fiilinden bahsedilemezdi. Bilakis onun tekvini her şeyin onun gelecekte var olacağı ve irade edeceği ilişkin bilgisi temelinde ezelde nitelendiği bir ne var olmasıdır. Onun tekfini yani Tanrı'nın varlıklar yaratması her şeyin onun gelecekte var olacağı ve irade edeceğine ilişkin bilgisi temelinde ezeli bir tekvinle var olmasıdır. Ol, der, olur anlamındaki ol ezeli bir emirdir. Onun tekvinini yaratması, e, ilmindeki her şeyi nasıl var olacaksa o üzere e, tekvinle yaratması şeklindedir. Çünkü o kendisinde hadislerin meydana gelmesinden yücedir. Yaratması da bu anlamda ezelidir. Çünkü kendisinde hadislerin meydana gelmesinden yücedir. Yokken daha sonra yaratıcı olmaktan yücedir. Zira bu hadislerin kendisini kuşatması kendisinin hadisliğine delalet eden alem gibi olmasını gerektirir. Eğer e, yaratma yokken onda meydana gelirse o zaman hadislerin kendisini kuşatması hadisliğin delaleti aynen alemdeki gibi akla gelir. Yaratıcı da onun gibi olur, alem gibi olur. Bu da düşünülemez. Tekvinle ilgili burası önemli. Burayı kırmızı iterik yapıp bırakalım. Saat kaç oldu? 9.30, 10.30. Burada bırakalım. E, sayfa kaçta başlamıştık? Kaçta bıraktık? 128 hocam, 136. Hemen buraya yazayım bir dakika. 136'da kaldık. Buradan başlarız. 136. Tamamdır. Haftaya devam ederiz. Hayırlı geceler hepimize.